Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sevgili beslenme uzmanı Ceren Yavuz'la birlikteyiz. Neden Ceren Yavuz burada derseniz, çok sevilen bir önceki videomuz, Kardelen'le olan videomuz, Sezgisel Beslenmenin ikinci videosu için buradayız. Eğer o videoyu izlemediyseniz, ilk videoyu izlemek size bu videoya biraz daha hazırlıklı gelmeniz açısından faydalı olabilir. Ama bu videoda da birazcık hem diğer videonun ufak bir özetini yapacağız, hem böyle kafana soru işareti olan yerleri cevaplayacağız, hem de işin tamamen beslenme kısmına odaklandığımız çok güzel bir video çekeceğiz. Sevgili Ceren'le birlikte. O zaman hemen seni tanıyalım Ceren'cim. Merhaba. Adım Ceren. Beslenme uzmanıyım. Londra'da yaşıyorum. Danışmanlık veriyorum. Sezgisel beslenmeyi son birkaç senedir biliyorum, eğitimlerini aldım. Danışmanlarımla da kullanıyorum. Kardelen'le anlatılan kısmım beslenme tarafındaki devamım diyeyim. Bugün birlikte konuşacağız. Aynen. Biraz daha psikoloji kısmına değinmiştik. Bu sefer yine psikoloji de olacak ama beslenme daha ağırlıklı olacak. O zaman biz geçen videodan şöyle bir özet yaparak sezgisel beslenme neydi onu bir hatırlayalım. Sonrasında da böyle detaylara ufak ufak gireriz. Bir de bu arada sezgisel beslenmenin 10 tane prensibi var. Biz bir önceki videoda 5 tane prensibine değinmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bu videoda diğer 5 tane daha beslenmeyle ilgili olan, bedenle ilgili olan 5 tane değineceğiz. Sezgisel beslenme 1995'te Amerikalı 2 tane diyetisyenin bulduğu bir diyet dışı beslenme tekniği olarak özetlenebilir. 10 tane prensipten oluşuyor Cansu'nun da bahsettiği gibi. Sezgisel beslenme kilo nötr yani kiloya odaklanmayan bir beslenme tekniği aslında. Kilodan çok yeme davranışına odaklanıyor ve yiyeceklerle daha sağlıklı bir ilişki, bedenle daha sağlıklı bir ilişki, bedeni tekrardan dinlemeyi öğrenmek vesaire gayeleri var. Öyle özetleyebiliriz. Diğer videoda değinmediğimiz bir kısım vardı aslında. Sezgisel beslenme kime göredir, kime göre değildir? Sezgisel beslenme kiloyla alakalı bir amacı olan insanlara göre değildir. Çünkü kiloya odaklanmayan bir yaklaşım. Yeme davranışınızı iyileştirmek için olan bir yaklaşım. Öyle özetleyebilirim. Duygusal yeme ile alakalı bir sıkıntısı olan insanlarda, yeme hata yaşayan insanlarda, işte yiyorum pişman oluyorum, yediğim hiçbir şeyden zevk almıyorum, sürekli yiyecek düşünüyorum diyen insanlarda kullanılması yararlı bir yaklaşım. Bunun dışında kim için değildir'den de bahsetmek yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Sezgisel beslenme şu an aktif olarak yeme bozukluğu tedavisi gören bir insan için, özellikle de anoreksiya ve bulimiya için değildir. Tıkınırcasına yeme bozukluğunda kullanılabilen bir uygulama ama yine de profesyonel yardım alınması gerekiyor. Bunun dışında klinik bir yeme bozukluğunuz yoksa, anormal yeme davranışı diye tabir ettiğimiz sıkıntılardan işte kendinizi aç bırakmak olabilir, yediniz pişman oldunuz, sonrasında tekrar daha çok yediniz falan gibi durumlar olabilir, öğün atlamak olabilir vesaire. Bu gibi durumlarda sizin yiyeceklerle ilişkinizi ve kendinizle ilişkinizi iyileştirmekte kullanılabilecek bir teknik. Bir önceki videoda diyet kültürünü reddetmek, yiyeceklerle barışmak, kafamızdaki diyet polisini sorgulamak, tatmin faktörünü keşfetmek ve duygularla yeme dışında nasıl baş ederiz gibi noktalara değinmiştik. Bu videoda da beden kabulü, açlık tokluk algısı ve kontrolü, sezgisel hareket ve nazik beslenmeden bahsedeceğiz. O zaman ilk olarak beden kabulüyle başlayalım mı? Başlayalım. En aslında hepimizin hayatında en çok zorlandığı, medyada, sosyal medyada özellikle, çevrede, ailemizde bile sürekli olan her türlü baskı, beden tipinin bir idealinin olduğu ütopyası gibi hepimizin hayatındaki en büyük aslında sıkıntılardan bir tanesi ve bunun kabulü aslında. Nasıl başlayalım? Ben önce kendimden bir örnek verebilirim istiyorsan. Ailemde de, kendimde de zaten gözlemlediğim her zaman mesela. Benim her zaman göbeğim vardı. Bir önceki videoda bu örneği vermiş olabilirim ama ilkokul 4. sınıfta bile her zaman göbek bölgesi daha kalın bir insandım. Bacaklarım her zaman vücuduma göre daha inceydi. Ve baktığımda babamın da annemin de bu şekilde vücut tipi olduğunu görebiliyorum zaten. Yani sadece baktığımda bile. Ama öyle bir dayatma oluyor ki ilk başta sadece şunu düşünüyorsun. Senin de o medyada gördüğün modeller gibi, mankenler gibi, film oyuncuları gibi veya çok farklı, yine bir influencer gibi belki, hani onun gibi ince, narin, zayıfın iyi olduğunu, sadece bunun kabul edilebilir olduğunu, sadece ince bir bedenin varsa sevilip kabul görebileceğini düşünüyorsun ve kendini sorguluyorsun. Neden benim böyle değil? Niye bu şekilde bir vücuda sahip değilim? Ya da çabalıyorsun, deli gibi diyetler yapıyorsun, incecik bacakların, incecik bir belinin olmasını istiyorsun, bel oyuntunun belki 90-60-90 olmak istiyorsun ki benim mesela hani dün yani çok zayıf bir insan da olsam muhtemelen kıvrımsız yani, hani burası düz inecek yani, hani o ne
bir şey ve bunu kabul etmek belki biraz yaşla gelen bir şey. Belki birazcık bu konudaki farkındalığın artmasıyla gelen bir şey. Tecrübeyle gelen bir şey kesinlikle. Yani bir şekilde kendini o yola doğru itiyorsun. Bu demek değildir ki vücudumuzun her noktasına aşık olmak zorundayız. Yani evet, benim göbeğim her zaman daha kanlıdır ve onu deli gibi sevmek, yani kabul etmek ayrı, çılgınca sevmek ayrı bir şey. Kabul aslında önemli olan şey. Mesela göbeğinden rahatsızsın diyelim. Ve sürekli bunu düşünüyorsun. İşte giyinirken bunu düşünüyorsun. Bir yere gittiğinde acaba göbeğimle ilgili neler diyecekler, ne düşünecekler diye düşünüyorsun. Bu insanı çok yoran ve yıpratan bir süreç. Kabul etmekse tamam, bu benim göbeğim. Evet, merhaba. Böyle bir göbeğim. Merhabalar. Ben bununla hayatımı sürdürüyorum demek. Ve aslında bu zihinsel olarak bizi bu konunun meşgul etme miktarının değil, azalması demek. Evet, özgürleşme gibi. Evet, özgürleşme demek. Kafamızın içinde daha çok kendimizi ayırabileceğimiz kesinlikle yer açılması demek. Ben kendime örnek verebilirim belki. Benim için de göbek değil, bacaklarımda. Yani. Birbirimizi inanılmaz tamamlıyoruz şu anda. Aynen öyle. Ve her zaman bacaklarım kalın değildi ama işte lise sonunda ÖSS vesaire gibi dertlerle birlikte de çok hızlı kilo aldım. Bir süreç oldu ve o kiloyu da hani tipik bir armut şekli olarak bacak basan popo çevresine aldım. Ondan sonra da bir kere gelen kilo bir daha gitmekte çok zorlandı. Çünkü aslında şu an bakıyorum da anneme, anneanneme, işte çevremdeki akrabalarıma, hepsinin de vücut şekli bu şekilde aslında. Ve benim hani idealize eden beden dışında var olabileceğimi, kendimi kabul edebileceğimi ya da değerimin kişisel olarak ya da mesleki başarım, çünkü beslenme uzmanı olduğunuzda vücudunuzla da maalesef yargılanıyorsunuz. Tabii ki. Bayılırız ya. Yargılamaya zaten bayılırız. Zaten Türk toplumunda maalesef böyle bir önceden süzme falan gibi davranışı olduğu için. Ama benim bacağımın kalınlığını belirleyen ana faktörlerden bir tanesi, senin de göbeğinin çevresine yağ depolamanı belirleyen ana faktörlerden bir tanesi aslında genetik altyapın. Ve genetik altyapını değiştiremezsin. Ve bununla kavga etmek çok yıpratıcı bir şey, çok üzücü, çok tüketici bir şey. Ve o yüzden bunu kabul etmek aslında bizim kendimizle, yiyeceklerle, İşte sürekli diyet yapıp ulaşamayacağımız bir beden idealine koşmak için harcadığımız enerjiyi kendimize ayırmamıza yardımcı oluyor. Tekrardan hani aslında oraya harcadığımız enerjiyi zihin gücü olarak belki tabir edebilirim. Zihin gücünü biraz daha tekrardan oradan alıp kendimize yatırmamıza yardım ediyor. Ve bu çok özgürleştirici, çok huzur verici, çok şefkatli bir şey. O yüzden de bence beden kabulü önemli. Evet, yani bununla ilgili bir şeyler okuyabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Çünkü aslında bu farkındalık gelen bir süreç bence. Yani hani sadece duygularını ve düşüncelerini anda yakaladığın zaman ve her aynaya baktığında göbeğini düşündüğünü yakaladığın zaman, çünkü bunları farkında olmadan yapıyorsun ve sürekli yaptığını fark ediyorsun. Bunları fark ettikçe farklı bir şey söyleyerek belki ya da o anlarda farklı bir olumlama cümlesi kurarak veya okey, hani sadece okey bile diyebilirsiniz. Ben mesela bu şekilde açtım neredeyse. Aynaya bakıyordum. Böyle o kötü düşünce geliyor. Üf, yine göbeğim var diyorum. Böyle yapıyorum. Okey. Hani kabul yani aslında. Bu bir düşünce aslında. Senin olayı nasıl gördüğünle alakalı. Evet. Senin gerçekliğin öyle değil belki de. Dışarıdan belki seni gören bir insan göbeğini fark etmiyor bile. Evet. Ama sen sürekli onu düşündüğün için sanki sen o düşünceyi gerçek olarak algılıyorsun. Ama o sadece bir düşünce, gelir de gider de, ona böyle tutmamıza gerek yok aslında. Bu arada bundan bahsederken şu noktaya da değinmek yararlı olacaktır. Dış görüntümüzün, farklı çalışmalar farklı sayıları söylüyor ama %40 ile %90'ı arasında bir miktarı diyeyim genetik altyapımızdan geliyor. Bununla kavga etmek gerçekten çok yıpratıcı. Önce bunu birazcık kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda belki hani bir şeyleri görselleştirebilmenize yardımcı olacak bir çalışmayla ilgili bir bilgi paylaşmanın yararlı olacağını düşündüm. Bu göstereceğimiz çalışma benim aslında kendim aklımda birçok şey oturtmama çok yardımcı oldu. Genetiğin dış görünümümüz, görünümümüz üstündeki etkisini gösteren nadir çalışmalardan bir tanesi. Gördüğünüz resimde bir tarafta tek yumurta ikizleri, bir tarafta çift yumurta ikizleri var. Tek yumurta ikizlerine baktığınızda aslında dış görüntülerin ne kadar birbirine benzer olduklarını görüyorsunuz. Ama çift yumurta ikizlerine baktığınızda dış görüntülerinin aynı çevre koşullarında yetişmelerine rağmen ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu da genetik altyapımızın dış görüntümüz üstündeki etkisini çok net bir şekilde
Bence dışa vuruyor. O yüzden de artık hani bunu gördükten sonra daha fazla kavga etmeyelim bununla. Kabul etmek daha kolay olabilir diye göstermek istedim size. Burada şunu da söyleyeyim bu arada. Hani sadece genetik altyapıyı kabul etmek de insanları bazen çaresiz hissettirebilen bir şey. O yüzden aslında genetik altyapımız ve günlük davranışlarımızın bir sonucu dış görüntümüz. Yani beden olarak gördüğümüz şey. Ve burada çevrenin de aslında yadsınamaz bir etkisi var. Mesela aynı insanı beni alın diyelim Çin'e götürdünüz. Fabrikada çalışıyorum 12 saat ağır koşullarda ayaktayım. Fiziksel bir iş yapıyorum. Çok fazla junk food diye tabir edebileceğimiz yiyecek yok, paketli abur cuburlar vesaire yok diyelim. Ve masaya oturmalı güzel bir yemek kültürü var diyelim. Bu ortamda benim vücudumun stabilize olacağı kiloyla beni alın mesela Amerika'ya götürdünüz diyelim. Her yere arabayla gidilen bir ortamdayım. Masa başı çalışıyorum 9-5 vesaire diyelim. Hani sebze yeme kültürü yok, masaya oturup yeme kültürü yok. Abur cubur ağırlıklı ya da işte daha böyle fast food diye tabir edebileceğimiz hızlı tüketim yiyeceklerinin ağırlıklı olduğu bir ortamda benim bedenimin aşağı yukarı sabitleneceği görüntü, beden diyeyim ya da işte neyse artık hacim farklı. Ve bunu da bilmek aslında birazcık insanlara yardımcı olan bir şey bence beden kabulünde. Evet, genetik altyapımızın bir etkisi var ama davranışlarımızın da bir etkisi var. Bir örnek daha vermek istiyorum. Hani kilo da o kadar sabit olmayan bir şey ki. Regle oluyoruz. Benim yani vücudum gerçekten 1-2 kilo alıyordur, tartılmayı bıraktım çok uzun süre önce ama karnım şişiyor, kot pantolon giymek istemiyorum, sıkışıyorum, böyle yüzüm daha şişkin oluyor. Hareketsiz olduğum bir dönemde daha şişkin hissediyorum kendimi. Ama çok fazla hareketim olduğum bir dönemde daha inik hissediyorum vücudum mesela. Ve bu da normal. Yani sürekli aynı kiloda kalmak. Hep ben 52'yim, 52 kalacağım. Bir 300 gram aldığında böyle delirmek ya da hani bir yeme hata yaşadığında ölümcül kilo almış gibi hissetmek de aslında birazcık sıkıntılı. Evet, bence bu insanlara çok huzursuz eden bir şey ve bedenimiz değişecek. Değişiyor da. Sürekli değişim halinde. Kadın olarak zaten ay içinde hani menstruasyon döngümüzün neresinde olduğumuza göre işte vücudumuz daha fazla ya da daha az su tutuluyor. Bu şekilde değişiyor. Çocuk yapmaya karar verirseniz eğer hamilelik süreci ve sonrasında zaten bedeniniz değişiyor. Sonrasında menopoz diye bir gerçeklik var maalesef. Bu süreçte zaten değişiyor bedenimiz. Ve genel olarak zaten insanlar yaş aldığında çok az, yani ortalama yarım kilo gibi diyeyim ama kilo alma eğilimleri var 40 yaşından sonra diyeyim. Yavaş 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 aslında doğal haline bırakılmış insanların bir tık kilo alma eğilimi var. Bu gayet normal bir şey. Bunları bilmek ve kabul etmek aslında bedenimizi kabul etmeyi de bence kolaylaştırıyor. Çünkü Cansu'nun dediği gibi ben 52 kiloyum ve 52 kilo olmalıyım dediğinizde bu zaten biyolojik olarak olacaklara aykırı ve karşı bir beklenti. Ve bu tamamen kendi bedeninizi sürekli kavga etmeniz anlamına. Sürekli baskı altında hissetmek, özgür hissetmemek, hani kendini boşu boşuna aşırı sıktığın bir düzen aslında. Evet, yani tüketiyorsun. Sürekli. Hani bütün zihinsel enerjini bu konuya veriyorsun ve başka şeylere ayırabileceğin zihinsel enerjin kalmıyor. Yapacak çok işimiz var çocuk. Bence de. Hayata bir tek bedenimizle kavga etmek için gelmedik. Evet, yiyeceklerle ve bedenimizle kavga etmek için gelmedik. Bir onu bir tarafa bırakabilsek, onunla bir okey olabilsek zaten bizim için değerli, bizim için önemli olan şeylere belki ayırabileceğimiz vaktimiz, enerjimiz olacak. Bunun için sezgisel beslenme. Şimdi o zaman direkt bu 5 prensibe geçelim sezgisel beslenmenin. İlk olarak da açlık ve tokluk hissi ile başlayalım. Hani bunun çünkü bir sürü yöntemi var. Nasıl hissedeceğiz, ne yapacağız? Sen onlarla güzel bir bilgi verirsin bize. Sonra ben de kendi tecrübelerimi anlatırım eğer şey yapabiliyorsak. Şimdi öncelikle şuradan başlamak yararlı olacaktır. İştahımız genetik bozukluk falan olmadığı sürece, ki bunlar da çok böyle milyonda falan bir görünen durumlar, haberlere falan çıkıyor zaten. İştahımız böyle bir durum olmadığı sürece aslında doğduğumuz anda kendini iyi bir şekilde regüle edebilen bir sistem. Bebeklere, çocuklara baktığınızda mesela işte meme emen çocuğa ya da katı gıdaya geçen çocuğa açlığını çok güzel bağırarak, çağırarak, ağlayarak dışa vurabiliyor. Tokluğunu da dışa vuruyor. İşte meme emen çocuk uykuya dalıyor ya da işte memeyi bırakıyor. Katı gıdaya geçen çocuk kafasını çeviriyor, yiyecekle oynamaya başlıyor, yemekten ziyade oynamak işte ya da dışarı çıkarmaya başlıyor vesaire. Aslında burada görüyoruz ki insanlar çok güzel beslenmelerini
en başta regüle edebiliyorlar, kontrol edebiliyorlar. Ama sonra ne oluyorsa oluyor, yetişkinliğe varana kadar bir şeyler oluyor. Ve biz bu güzel çalışan iştah sistemimizi duymamayı öğreniyoruz. Fabrika ayarlarımızı bozuyoruz galiba. Aynen öyle. Fabrika ayarlarına birazcık olsun geri dönmeye çalışmak, evet. Geri dönmeye odaklanmak aslında bizi biraz daha sakinleştirebilecek bir şey. Açlık sinyalinin bir amacı var. Enerji hayatta kalmamız için gerekli bir şey. Enerji bir miktar vücuda her gün girmesi lazım ki günlük hayatımızı sürdürebilelim. Nasıl arabaya benzin koymadan araba gitmiyor, araba işlemiyor. İnsan vücuduna da bir miktar enerji koymamız lazım. Yiyeceğiz ki hayatımızı sürdürelim. Ama zaman içinde ne oluyor mesela? İşte çocukluğumuzda tabağını bitir çocuğum, ay arkandan ağlar çocuğum, ay bırakılmaz ayıp çocuğum, işte dışarı gittik yiyeceği, önünüze ne kadar porsiyon gelirse gelsin geri çevirmemek, bitirmek gücüsü, evet. Zorunda kalmak. Bu mesela benim danışanlarla en çok zorlandığım şeylerden yani. Bir tanesi. Türk danışanlarımda neredeyse %100'ü diyebilirim. Hepsinde tabağı bitirme olayı var. Bende de vardı daha önce bu konulara girmeden evet, önce. Evet bende de vardı. Çünkü kültürel olarak yani hem dinsel hem işte başka yerlerden i̇sraf gelen olur, israf olur. Falan gibi. Bunu bu çocuklar yiyemiyor hani kimse hani tabii ki yani aslında doğru ama yanlış yani. Aynen öyle. Kişi kendisini bilmeden bu sefer hepsini bitirme hepsini aslında delisin tıka basa toksun böyle. Hı-hı. Ama yine de yemeye devam ediyorsun sırf o tabağı bitirmek için yani toksak artık. Bence ona biraz saygı salalım duyalım. Açlığımızı duyalım. Hani acıktım yiyeyim diyebilelim. Onu bastırmayalım. Yeşil çay içmekle, kahve içmekle, evet, diyet kola içmekle, salatalık şey kemirmekle falan yani. Gece acıkırsın böyle kilo yapmasın. Akşamleyin saat bilmem kaçtan sonra asla yemek yiyemem. O zaman bilmem kaçtan salatalık yiyeyim. Sonra bastırma ne oluyor? Çalışayım. Ölüm oluyor böyle yani. Ya akşamleyin mesela ben şeyi biliyorum ya. Sırf akşam yemeyeyim o saatten sonra yemem yasak diye yasak. Akşamleyin salatalık yiyip gece 12'de yatağa girdiğim zaman başımın dönmesinden uyuyamadığımı biliyorum. Hani uyum geçecek. Hani böyle bir dönem geçirdim yani. Çok gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. O kadar aç bırakmaya gelemiyor vücudumuz işte aslında bunu duymuyorsun çok güzel sinyalini. Bir şekilde dışarı vuruyor ama duymuyoruz. Ondan bazen de korkuyoruz ama duymak önemli bir şey çünkü duymak bizi sakinleştirebilecek bir şey. Mesela diyelim ki Cansu salatalık yedi, çok aç, başı ağrıdı, yattı. Ertesi gün büyük ihtimalle normalde kahvaltıda yediğinden daha da fazla yemek isteyecek. Çünkü vücudu daha da fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yani orada o kadar açık bıraktık ki, o kadar ihtiyacı karşılayamadık ki depo artık neredeyse boş gibi ve o deponun birazcık olsun normalden fazla doldurulabilmesi lazım. Ve bunun için de aslında daha fazla yeme içgüdüsü geliyor. Bir öğünü atladığımızda ya da o açlığımızı bastırdığımızda bu da bazı insanlarda işte duygusal yeme gibi şeyleri ortaya çıkarabiliyor. Duygusal bir faktörle tetiklenebiliyor. Ya da yeme ataklarını ortaya çıkarabiliyor. Bu iyi bir şey değil. Açlığımızı duymamız, açlığımıza saygı duymamız, evet. Ve ona cevap vermemiz lazım. Açlık kötü bir şey değil. İnsanların hayatta kalabilmesine yardımcı olmuş bir hissiyat en nihayetinde. Şunu söyleyeceğim. Aslında dün yaşadım bunu. Çok güzel bir yere yemeğe gideceğim akşam ve çok fazla yemek seçeneği olacak. Ve böyle heyecanlıyım onun için. Öğlenliğinde saat 12'de yemek yemiştim ve ben akşam yemeğim takribi böyle 8 gibi falan yiyeceğim ve 12'den 8'e kadar benim aç kalmam zaten. Mümkünatı yok yani. Eski Cansu olsa şöyle yapardı. Akşam deli gibi yemek yiyeceğim ya. Ben en azından bugün hiç ara öğün falan yapmayayım. Akşamleyin kendimi sırf o yemeğe odaklayayım. Deli gibi aç gideyim her şeyi yiyeyim orada. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Evet. Çok yiyeceğin olduğu, çok yenecek ortama aç karnına gidersiniz. Yani çok aç gidersiniz gözün diye. Dönüyor. Gözünüz dönüyor. Zaten hani beyniniz diyor ki uzun zamandır enerji vermedin bana. Bak buradan yoğun enerji alabilirsin. Al çabuk al. Bir an önce al. Çünkü bir daha nereden bulabileceğini belki de bilmiyorsun. Çünkü eğer siz açlığınızı duyup ona saygı duyarak cevap vermezseniz eğer beyniniz diyeyim. Size güvensizlik geliştiriyor. Aç bırakmıştın beni. Bulamadın o yiyeceği. Şimdi buldun. Hadi bol bol ye. Çünkü bir daha yine açık olabilir diye. Ama aslında açık olmasına gerek yok. Biz o sinyale evet. Cevap versek iyi bir şekilde aslında hayatımıza devam edeceğiz. Belki de o kadar sıkıntı çekmeyeceğiz. Tokluğumuzu da aslında hissetmek önemli. Çünkü yani tokluğumuzu duyarak hareket etmediğimizde hani tokuz ama işte önümüzde şu kadar bir porsiyon var. İşte uyduruyorum tabağın %30'u kalmış diyelim. Ama tabakta var diye yedik diyelim. Bu sonrasında bizi iyi hissettirmiyor. O yüzden de tokluğumuzu hissederek, saygı duyarak tokluk hissine de ve bir daha o yiyeceği aslında istediğimizde bulabileceğimizi bilerek durmak da önemli. Ama burada aslında çok önemli bir şey var. Tokluğu duyarak durmaya yardımcı olan
o yiyeceğe bir daha ulaşabileceğimizi bilmek. Yani evet. Ciddi bir kısıtlama olmaması gerekiyor. Bir diyetten ya da bir duygusal olarak kendinize yaptığınız hani yemem lazım ya da bugün yiyeyim yarın yemeyeceğim falan gibi. Bunlar duygusal kısıtlama oluyor. Bunların olmaması lazım ki hani tokum evet yetti bu bana mutluyum şu anda deyip o tabağı bırakabilelim ve ondan sonra da hayatımıza devam edelim. İstersek sonra acıkınca tekrardan yiyebiliriz. Evet yani kendine o şeyi hatırlatmak çok önemli. Yiyecek burada duruyor. Ben tekrar istiyorsam bir saat sonra acıksam da tekrar yiyebilirim. Ama şu an eğer biraz daha fazla yersen bana yani zaten onu şeyle anlıyorsunuz zamanla böyle hemen anlayamıyorsun ne kadar tok olduğunu. Bir yiyorsun böyle of diyorsun hani şu an buradan kalkamayacağım. O sıfırdan 10'a kadar olan skalada var ya kendi açlığını ve tokluğunu puanlıyorsun. O mesela bana inanılmaz faydalı olmuştu böyle yemeğe oturuyorum mesela. Yemekte ilk başlarda hiç böyle işte bir televizyon açmak ya da bir şey hani karşımda benim dikkatimi dağıtacak bir şeyin olmamasına dikkat ediyordum. Yani işte önünde bir ekran olmaması mesela hani o anda dikkatini yemek dışında dağıtacak bir şey olmaması zaten söyleniyor sezgisel beslenme kapsamında. Mesela yemeğin tadını düşünüyorum. Ekşi mi, tatlı mı, acı mı? İşte ne kadar tok hissediyorum kendimi. Arada duruyorum. Durup açlığınızı puanlayabilirsiniz mesela o esnada. Onlar mesela çok çok faydalı oluyor. O esnada sizin müdahale edebilmeniz için. Başlarda çok normal bu arada. Full tamamen böyle ağzınıza kadar dolu kalkmak veya doğru yerde kestiremeyip aç da kalkabilirsiniz. Mesela kesin doydum şimdi deyip daha aç da kalkmış olabilirsiniz. Bu da okey. Yani başlarda bunlar çok çok normal. Evet. Kendinizi tanıyorsunuz, vücudunuzu tanıyorsunuz, bedeninizi duymaya başlıyorsunuz. O yüzden başlarda bunları yaşamak normal. Sezgisel beslenme bir öğrenme tecrübesi. Yanlış diye bir şey yok. Yavaş yavaş deneye yanına, deneye yanına tecrübe ede ede aslında bize neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini görüyoruz. Ve açık tokluk skalasına dönecek olursak da skalanın iki ucuna gittiğinizde de çok aç ya da çok tok olduğunuzda kendinizi iyi hissetmediğinizi göreceksiniz. Evet. Açlık zaten fiziksel semptomlar yaratmaya başladığında işte ne bileyim bayılacak gibi olursunuz, gözünüz kararır vesaire ya da dikkatiniz dağılır. Mesela çalışıyorsunuz diyelim. Öğle yemeğinden sonra birkaç saat geçti. Sürekli dikkatiniz dağılıyor. Sürekli aklınıza yiyecek geliyor mesela. Bu açlık semptomlarından bir tanesi aslında. İlla da düşüp bayılacak noktaya gelmemiz gerekmiyor. Düşme bayılma 0-1 tarafı. Aslında aklımıza belki yiyeceklerin gelmeye başlaması 3-4 civarı diyeyim. Onun dışında da tokluk tarafına odaklanacak olursak da yani 7'den hadi 7.5-8'den yukarıya gitmek çoğu insanı iyi hissettirmiyor. Evet. Ama bunu bir kural olarak değil de hissiyatınıza bakarak davranmayı öğrenmek çok önemli. Çünkü siz hissiyatınıza güvenebilirseniz, kendinizi tanıyabilir ve ona göre davranmayı, ona göre beslenmenizi düzenlemeyi öğrenebilirseniz zaten ondan sonra bir daha artık hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Zaten o ben şey değil mi? Diyet polisi ve şey kafandaki ses aslında onların hiçbiri senin sesin değil. Bugüne kadar duydukların, kural olarak belirlediklerin, insanların sana dayattıkları diyet kültürünü, alkali diyet, bilmem ne diyet, karatay diyeti, şu diyeti, bu diyeti, işte intermittent fasting bir sürü böyle akım var biliyorsun zaten yani sen onun, o dünyanın içindesin. Onların hepsini bir kenara atıp tamamen kendine odaklan. Bir bak bakalım için ne diyor, kendin ne diyor, nasıl hissediyorsun, iyi misin, kötü müsün? Hani bu önemli aslında. Yani burada şeyi hatırlatmaya çalışmakta da tekrardan yarar var. Bu sistem bizim içimizde var. Ve insanlar hani bu sistem sayesinde zaten binlerce yıldır hayatta kalmışlar. Beslenme dediğiniz şey çok yeni bir bilim aslında. Yani 100 senesi vardır yoktur öyle diyeyim. 100 sene öncesine baktığımızda bu insanlar nasıl hayatta kalıyordu? Yani illa birinin dikte etmesine bakmıyordu. Şu saatte yememen lazım, şu saatte yemen lazım diye. Ama biz hani insan olarak yüz binlerce yıldır hayattayız. Demek ki bir yerde bir şeyler aslında biz farkında olmasak da iyi bir şekilde işliyor. Ve tekrardan aslında sezgisel beslenme bunu dinlemeyi, bunu duymayı öğretiyor. Ve bu şekilde birazcık daha zorlu bir noktaya varabiliyoruz kendi içimizde. Açlık tokluk skalasına geri dönecek olursak hani sıfır tarafı çok aç dedik, 10 tarafı çok tok dedik. Zaten şu an ekranda görüyor olmanız lazım skalayı. Puanların aşağı yukarı hangi hislere neden olduğu bu skalada yazıyor. Bunu bir kural olarak değil de farkındalığınızı geliştirme alıştırması olarak görecek olursak ara ara kendinizi puanlamaya çalışabilirsiniz. Mesela kalktım diyelim saat 9'da. Aç olarak 3'te miyim, 4'te miyim, 5'te miyim, 2'de miyim vesaire. Kahvaltımı yaptım diyelim. İşte uyduruyorum bir saat sonra. Tokluk olarak ne noktadayım? 6'da mıyım, 7'de miyim vesaire. Burada doğru ya da yanlış yok. Bu sadece sizin kendinizle alakalı farkındalığınızı geliştirmek için. Bunu yaptıkça zaten
aşağı yukarı bedeninizin neye ne tepki verdiğini görmeye başlıyorsunuz. Sizi neyin ne kadar tok tuttuğunu, ne kadar tok tutmadığını, yetip yetmediğini, ara öğüne ihtiyaç duyuyor musunuz, duymuyor musunuz vesaire, ya da ara öğün yapmadınız diyelim, bir sonraki öğüne çok mu aç oturuyorsunuz diyelim. Bunları gözlemleme ve düzenleme imkanı veriyor size. Ben sezgisel beslenmeye başlamaya çalışan ya da diyeyim insanlara genel olarak bu açık tokluk skalasını çok öneririm. Çok yararlı bir egzersiz. Danışanlarım da yani ben bu skalayı tavsiye ettiğimde çoğu insan yani en çok yararını gördüğüm değil şey mi? Bu benim oldu de öyle. Kesinlikle diyor. Öyle. Ben de öyle. O yüzden çünkü bir kullanmaya başlayabilirsiniz. Ne denir ona? Yani kendini aslında bir ölçüt koyuyorsun orada aslında. O yüzden çok faydalı oluyor bence. Evet. Şimdi o zaman yavaş yavaş hareket İşin hareket kısmına geçelim mi? Tabii ki geçelim. Sezgisel beslenmenin bir tarafı da aslında intuitive movement, yani sezgisel hareket diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz illa spor olması gerekmeyen hareket. Sezgisel hareket ne de diyecek olursak aslında hani şu kadar saat yürümeliyim, bu kadar kalori yakmalıyım vesaire gibi dışsal faktörlerden ziyade sizin gerçekten hangi aktiviteden zevk aldığınızı görmenize, bulmanıza ve yapmanıza yardımcı oluyor. Yani uyduruyorum işte bir derse 500 kalori yaktık diye bilmem ne sınıfına grup dersine gitmemiz gerekmiyor illaki spor yapmamız için. Bu zaten hiç sürdürülebilir değil. Çünkü eğer siz onu sadece x kalori yaktırıyor diye yaparsanız ama çok geçici bir çözüm oluyor. Evet, yani bir ay yapıyorsun, iki ay yapıyorsun, üçüncü ay yapmıyorsun. Diyorsun, çok yoruluyorum diyorsun. Mesela evet. Senin için çok ağır bir egzersiz olabilir. Çok alakasız bir salona, çok uzağa gidiyor olabilirsin. Hani böyle kendin için aslında şartları biraz olgunlaştırman mı gerekiyor? Belki zevk aldığın şeyi bulmak için. Hem yaşam tarzına uygun olması lazım, hem zevk alınıyor olması lazım ki harekete devam edelim. Öbür türlü aslında işte arkadaşım bir şey yapıyor. Yani arkadaşım da ben aynı insan değilim ki onun yaptığı şeyi seveyim. Ya da ben spinning seven bir insanım. 7-8 senedir spinning yapıyorum ama danışanlarıma onlar söylemediği sürece spinning'in muhabbetini bile açmam. Çünkü spinning, yani indoor cycling ya da insanları genel ürküten bir şey. Yani alışık değilseniz bir anda ben yapıyorum diye danışanlarımın yapmasını da beklemiyorum. Ya da beni takip eden insanların da yapmasını beklemiyorum. Hepimiz bir bireyiz. Farklı şeyler sevebiliriz. Farklı şeyleri sevmek, yapmak, kabul etmek önemli. Herkes illa pilates yapıyor diye pilates yapmamıza gerek yok. Ya da herkes illa koşuya çıkıyor, spinning yapıyor diye onları yapmamıza gerek yok. Ya da ben burada mesela kendimden bir örnek verebilirim hemen. Pilates dedin diye hemen aklıma geldi. Daha önce mesela pilates yapmış bir insanım. Ama o kadar sıkılıyordum ki pilates yaparken. Faydasından ziyade böyle of diyordum ya şimdi bir saat nasıl yeneceğim, aç kapa üf 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 üf, aç kapa üf üf. Sonrasında mesela crossfit'e başladım. Crossfit'i inanılmaz sevdim. Çok dinamik, çok enerji attım. Süper bir spordu. Ama şu an mesela taşındığım için crossfit yapamıyorum. Ama bu süreçte sırt ağrılarım çok arttı. Ve bir ara mesela yogaya başladım tekrar. Yogaya başladıktan sonra yine el bileklerim hassas olduğu için el bileklerime çok yüklendiğini fark ettim yoganın. Denedim. Yani hep deneme yanılma yöntemiyle buluyorsun aslında bir şekilde. Yoga baktım bileklerim çok artıyor. Sırtıma çok yükleniyor bazen. Çünkü birçok hareketi el üstünde yapıyorsun. Yani neredeyse %90'ını dersin el üstünde bitiriyorsun yogada. O yüzden mesela yogadan şu anda vazgeçtim. Belki el bileklerim kuvvetlenince veya daha hassas olmayınca tekrar dönebilirim. Güzeldi ama benim hoşuma gitmedi son deneyimleri bana. Sonrasında tekrar mesela şu anda pilatese başladım. Sırt ağrılarım için gittim ve dedim ki hayatımda ilk defa bu beslenme türüne geçtikten sonra şöyle bir şey söyledim. Ben buraya beni şu bedene getirin ya da bu kadar sıkı olayım veya şu kadar ince bir insan olayım diye hayatımda ilk defa bunun için gelmiyorum buraya dedim ve sonrasında hani benim için çok böyle bir farkındalık anıydı o hani wow dedim hani ben bu noktaya nasıl geldim noktasındaydım aslında. Sonrasında mesela şu anda o kadar zevk alıyorum ki çünkü hocam farklı, stüdyom farklı yani sadece bir sporu bir kişiyle denediniz diye ondan nefret edeceksiniz diye bir şey de yok. Daha önceden sevmediğim bir şeyi şu an seviyorum. Yoga için bugün bunları söylüyorum, yarın söylemeyebilirim. Veya daha önce koşu yapıyordum. Sonrasında şu anda köpeğim var. Köpeğimle zaten günlük bir saat yürüyüş yapıyorum. Bir saatin üstüne bir daha koşu yapmak istemiyorum. O benim için yeterli oluyor. Yani aslında deneye yanıla, kendi hayat şartlarınız sizi ve ihtiyaçlarınız sizi neye yöneltiyorsa o şekilde gidiyorsunuz. Veya iş yerinizden yürümek, yürüyüşü çok sevmek ya da podcast dinlemek için, zaman yaratmak için yürüyüş yapmak bile olabilir. Yani o kadar çok opsiyon var ki hareket etmek için. Ben mesela kendimi kötü hissediyorum. Bütün gün yatıp telefona baktığım zaman ya da bütün işlerimi telefonda hallettiğim zaman, çok uzun süre sabit kaldığım zaman. O yüzden atıyorum köpeğimi çıkarmak, bazen evden pijamamı çıkarmadan bile evden çıkmayacağım gün varken onunla birlikte olmak hani bana o konuda motivasyon sağlıyor mesela. Yani direkt tight'ımı giyip tişörtümü giyip çıkıyorum. Güne ondan sonra daha enerjik devam ediyorum. Hani bunun da faydası oluyor. Senin de o konuda bir takım şeylerin var biliyorum.
Birkaç bir şeyden bahsedeyim. Pilates'ten bahsetmişken. Ben hayatımda hiç pilates yapmadım. Genelde yüksek tempo sporlardan zevk alan bir insanım. Mesela hani tamamen iki farklı insanız şu anda. Evet, ama geçen Türkiye'ye geldiğimde annemi sürekli, annem öğretmen, boyun ve sırt ağrıları çektiği şikayetini sürekli her gün duydum. Ve bir hafta falan bu şekilde yaşadıktan sonra dedim ki tamam anne, buna bir el atmamız lazım. Yani daha hani Allah uzun ömür versin, önümüzde günler var, bu şekilde hayat geçmez diye. Ve sonra anneme dedim ki pilatese başlatacağım seni. Annem önce bir pilates mi? O yo yo, hayır benim vaktim yok, işte ayarlayamam da, işte programım yok falan. Bir sürü bahane. Dedim ki anneciğim lütfen bir dene. Bak sana iyi geleceğini düşünüyorum falan. Ve bu konuda da mesela çok hassastım. Annemin en sevebileceği kişiyi bulmaya, işte annemin menisküs yırtığı var vesaire, hani ona dikkat edebilecek birine, güvendiğim birine bulmaya çalıştım. Ve bu esnada da pilatese yeni başlamıştı Cansu tekrardan. Yani o kadar tesadüf oldu ki. Evet. Böyle hani biz de ben de şu an başladım, hani yani iki ders oldu ve kadına bayıldım falan dedim. Evet. Hani. Ve sonra ben annemi Türkiye'deyken, işte ben gidersem o gitmez kesin diye, anne dedim hadi bak sana şeyi buldum, ilk seansını buldum. Hatta ilk seansı birlikte yapacağımızı, yani hani grup dersi gibi annem ve ben ve hoca eşinde yaptık. Düşünüyordu annem. Sonra böyle bir şokla, ben yalnız mıyım, ben de yapmayacak mısın falan dedi. Şu an böyle 20 ders falan yapmış da, işte aradan 3 ay falan geçti. Bayılıyor. İyi ki başlamışım, iyi ki diyor ve kesinlikle devam edeceğim diyor. Mesela ama ben hiç pilates yapmamış bir insan olarak bunu anneme önerebiliyorum. Çünkü annemin ihtiyacı farklıydı. Benim ihtiyacım farklı. Ben stres yönetimi için, kendimi iyi hissettirdiği için, beni daha sakin bir insan, daha güler yüzlü, daha mutlu bir insan yaptığı için spor yapıyorum. Ama insanların ihtiyaçları da farklılık gösteriyor ve bu farklılıkları da kabul ederek bence spor anlamında, hareket anlamında bir şeyler bakacaksak da bakmamız lazım. Mesela Cansu'nun el bilekleri. Ben yoga yapıyorum ama Cansu'ya yoga yap desem el bileklerinden dolayı zaten denemiş, yapmış. Evet. Yani rahatsız olmuş, sevmemiş demiyorum, evet, ama sevdim, iyi ama bir tecrübe değil. Oldum. Ya uzun lafın kısası, herkes her şeyi sevecek diye bir şey yok. Herkes her şeyi yapmalı diye de bir şey yok. Ya da illa hani şu sporu bu kadar süre yapmalıyız diye de bir şey yok. Bir de neyi anladın bakalım, neleri seviyorsunuz, neleri sevmiyorsunuz. Yani benim de mesela 20 yaşına kadar ben neredeyse hiç spor yapmamış, sporun sevgisini bile sevmeyen bir insan. Ama sonrasında bir şekilde spor yapmaya başladım. Ve beni ne kadar iyi hissettirdiğini, beni ne kadar sakinleştirdiğini, stresimi yönetmeme yardımcı olduğunu gördüm. Ve bundan sonra artık spor yapmadığım bir hayat düzeni düşünemem hale geldim. Ama bunların hepsi deneme yanılmayla oldu. Evet. Birazcık zaman ve sabır gerektiriyor bence. Biraz deneme yanıla neyi sevip neyi sevmediğimizi görebilmemiz için. Evet, artık son maddemize doğru giriyoruz. Nazik beslenme. Hoşgörülü beslenme diye de çeviriyor. Gentle Nutrition. Gentle Nutrition diyor ki hani ne sağlığını ne hissiyatını göz ardı et ve ikisini de dinleyerek, ikisini de önemseyerek aslında, ama tabii ki hissiyat ağırlıklı olarak beslenmeni düzenle. Burada şunu söylemekte belki yarar var. Beslenmeyi çok böyle yakından kontrol edilmesi, her öğünü optimalize edilmesi ya da optimize etmek zorunda hissetmeyi görüyorum çoğu insanda. Yani mesela bu öğünde işte şundan şu kadar yedim, bundan bu kadar yedim. Böyle bir kaşık şundan olmadı. Yedim, akşam yani ondan yemem, o zaman onu kısayım, işte çorbayı çıkarayım. Evet. Yani sürekli hesap, sürekli hesap. İşte zaten diyet polisinin de en çok şey olduğu kısım ya. Sürekli kısıtlama hissiyatı. Yani burada şunu hatırlamakta yarar var ki biz aslında günde bir öğün yemiyoruz ya da bir öğünden bütün ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışmıyoruz. Biz bir günde en az 4-5 öğün yapıyoruz ara öğünlerle birlikte vesaire, ya da minimum 3 ana öğün yapıyoruz diyelim. Şu an günümüz dünyasında normal olarak kabul edilen yeme davranışı 3 ana öğün. Bunu aslında haftaya vurduğunuzda 20-30 belki 40 öğüne kadar çıkabiliyor haftada yaptığınız öğün. Şimdi beslenme aslında pattern olarak, yani uzun vadeli olarak incelenen bir dal, öyle diyeyim. Ve baktığınızda mesela siz eğer 30 öğün yaptığınızı düşünüyorsanız ortama bir haftada, 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i çok da sağlıklı olmayabilir. Bu çok büyük bir sorun değil. Ama her öğün çok önemliymiş gibi, sanki bir öğünde çikolata yiyince yani kanser olacakmışız gibi hissediyorsak eğer, bu çok sağlıksız bir şey. Ve burada aslında hissiyatımıza da önem vermemiz lazım. Sağlığımızı da çok göz ardı etmememiz lazım, ama illa hani her öğüne süper dikkatli kontrol etmemiz gerekmiyor. Nazik beslenme aslında bunu söylüyor. Hissiyatına bak, birazcık belki sağlığını düşün vesaire, ama illa her öğünün ideal olmasına gerek yok. Beslenme uzun vadeli patern olarak bakılan bir şey ve zaten o çikolatalar, işte hamburgerler, patatesler vesaire.
onlara da kaynayacak. Kaynayacak diyorum çünkü onları yememeniz gerektiğini söylemiyorum. Eğer dikkat ederseniz zaten hissiyat olarak bakarsanız belki zaten patates kızartması ya da ne bileyim pizza yediğinizde her gün her öğünde sizi iyi hissettirmediğini göreceksiniz. Evet, İyi hissetmediğiniz yine... için zaten onu yemek istemeyeceksiniz. Yani bu hani yok bu sağlıksız bir şey o yüzden yemeyeceksiniz anlamında kesinlikle algılanmasın. Onlardan yediğiniz bir gün hayal edin. Sabah öğle akşam patates kızartması yediniz. Günün sonunda nasıl hissedeceksiniz? Bence bunu bir deneyin. Evet. Görün ondan sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Zaten şey yani hani bu seziksel beslenmenin altında da başta her şey izin veriyor ya yasaklı şey yiyecekler listesi çıkartıyorsun. Her şeyin tadına bakıyorsun. Sende nasıl hissettirdiğini, vücudun nasıl tepki verdiğini görüyorsun. Mesela benim bu gerçi seziksel beslenmeden daha önceydi ama seziksel beslenmeden sonra daha da dikkat etmeye başladım. Kan şekerim biliyorsun benim oynak bayağı. O yüzden mesela aç karnına şekerli bir şey yedim. Mesela 12'de öğle yemeği yedim. 4'te bir tane kek yedim. Akşam yemeğine kadar yani o 1 saat içinde benim ölümüm demek. Yani benim ama bu benim hassasiyetim. Yani sizde bu şekilde olmayabilir bu arada ama ben böyleyim. O yüzden tatlıyı sadece güzel bir şekilde doyduktan sonra yani son bir tatlılık yer bıraktıktan sonra artık öğle yemeye başlıyorum. Hı-hı. Çünkü o tatlıyı tamamen hayatından çıkarmadım tatlı bana beni kötü etkiliyor diye. Sadece yerini değiştirdim. Çünkü hı-hı, tatlıyı hala yemek istiyorum bazen. Hı-hı. Bazen çok tok oluyorum yemek istemiyorum. Evimde bulunduruyorum. Evimin her yerinde mesela şu an bir sürü çikolata var. Hı-hı. Ama o çikolatalar Amsterdam'dan geldiğimden beri İki tane çikolata mesela yani çok az ucu yendi. İlla Amsterdam'dan geldi ve illa çok özel bir çikolata değil. Onu sürekli yemem gerekmiyor. Hani o yüzden onun böyle hayatındaki etkilerine birazcık karar veriyorsun aslında. Vücudunu dinlemeye başlıyorsun. Mesela yine sabah kahvaltısında reçelle açılış yapamam. Çünkü biliyorum ki reçelle açılış yaparsam veya tatlı şeylerden oluşan bir kahvaltı edersem 2 saat sonra acıkacağım yani. Niye acıkayım ki 2 saat sonra? Güzel dengeli kahvaltımı ediyorum. Sonrasında en sonunda belki bir kaşık fındık ezmesi yiyorum böyle ya da fıstık ezmesi yiyorum ya da bir reçel bal koyuyorum ama onu en sonunda ve ufak bir şekilde çünkü vücudumu tanımaya başlıyorum artık. Yani bir kaşık yemek zorundayım ya da bir kaşığa izin veriyorum evet, diye o değil. Yani ben öyle istiyorum. Ondan daha fazlasını yediğinde kendi kötü hissettiği için evet, yemiyor. Ve bunun farkına varmak için de tecrübe etmek, deneme yanılmak gerekiyor maalesef. Yani ben şuradan kendimden bir örnek verebilirim ufakça. Benim blogumun adı, şu an çok aktif olarak kullanmasam da iyi beslen, iyi hisset. Ve bu benim tamamen kişisel tecrübemden gelmiş bir şey. Çünkü ben çok ağır yediğimde kendimi iyi hissetmiyorum. Oturmak istiyorum, kalkmak istemiyorum, hareket etmek istemiyorum. Ruh halim biraz daha depresif oluyor öyle diyeyim. Ama biraz daha hafif şeyler yediğimde kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü bunun farkına vardım. Bunu deneme yanılmayla yaptım, gördüm ve bunun bana iyi geldiğini bildiğim için genelde daha hafif şeyler yemek istiyorum. Ama bu demek değil ki ne bileyim canım pizza istediyemiyorum, canım tatlı istediyemiyorum ama sıklık, miktar çok önemli beslenmede. İnsanlar genelde beslenmeyi çok böyle etiketlemeye çok meyilli. Mesela kek yasak, çikolata yasak, pizza yasak. Evet. Ama aslında beslenme çok nüanslı bir alan. Yani çok detayları olan bir şey. Yani kek yasak değil ama keki mesela Cansu aç karnı yerse kendi kötü hissettirdiğini biliyor. Kek yemek isterse o zaman tok karnı yemeye evet, çalışıyor. Çünkü kan şeker üstünde daha az dengesi olduğunu, daha az etkisi olduğunu biliyor gibi. Bunları denemek ve yanılmak ve tecrübe etmek önemli. Size neyin yarayıp neyin yaramadığını görmek için. Bu arada Instagram'dan da sizden bir önceki videodan sonra hani bize sorunuz var mı, kafanızı karıştıran bir nokta var mı gibi birkaç soru istedik. En çok sorulan 3-4 tane soru var sanırım. Onları bir cevaplayacağız. Onu cevaplamadan önce de son prensiplerle ilgili, daha doğrusu seziksel beslenmeyle ilgili son bir şey söyleyip o kısmı kapatalım. Basitçe şöyle anlatabilirim olayı. Yeme davranışı bir spektrum üstünden değerlendiriliyor. Aslında bir tarafı rigid control denen yani katı diyet listesi olarak ya hep ya hiççilik olarak algılayabileceğimiz taraf. Bir tarafı da intuitive eating denen yani sezgisel tamamen hani içsel hissiyatla ilerleyen taraf. Spektrum olarak düşünecek olursak aslında herkes illa spektrumun bir ucunda ya da diğer ucunda bulunmak zorunda değil. Sezgisel beslenme aslında kilonötr bir yaklaşım ama bu demek değil ki sizin kilo ile alakalı bir hedefiniz var ve ne bileyim yiyeceklerle çok kavga içindesiniz vesaire. Yine de sezgisel beslenmeden mesela 3-5 bir şey alamazsınız. O spektrumda belki biraz daha hani bu taraftan bu tarafa doğru ilerleyemezsiniz. Bunu da yine hani diyet yapıyorum, yapmıyorum, sezgisel besleniyorum, beslenmiyorum gibi siyah beyazdan çok bir gri gibi düşünecek olursak evet, o spektrumda biraz daha bu tarafa ilerleyebilirsiniz ve size aslında biz bu yani Cansu'nun bu videoları yapmasının amacı bu spektrumun diğer tarafını anlatmaya çalışmak. Burada da bir dünya var demek. Bu amaçta. Ve o yüzden de hani yapabiliyorum, yapamıyorum, doğru yapıyorum, yanlış yapıyorumdan ziyade. Evet, çok da o doğrusu yanlış çok yok aslında. Evet.
Biraz daha bu tarafa ilerlemeyi hedefliyoruz sadece. Evet, sorularımızdan bir tanesi sezgisel beslenmeyi ve aralıklı orucu aynı anda yapabilir miyim? Aynı anda yapamayız. Çünkü aralıklı oruç dediğimiz şey tamamen dışsal, yani saat faktörüne bağlı şekilde yemek yemek. Sezgisel beslenme ise hiçbir dışsal saattir, öğün sayısıdır vesaire kriter olmadan sezgilerimizi dinleyerek yemek yemek demek. O yüzden ikisi tamamen zıt mantıklardan oluştuğu için bir arada kullanmak bence çok mantıklı olarak mümkün değil. Okay. Bir diğer en çok gelen sorulardan bir tanesi, sezgisel beslenmeye çalışıyorum ama canım sürekli sağlıksız bir şeyler yemek istiyor. Ya da mesela şey de oluyor, sezgisel besleniyoruz ya, hep sağlıksız şeyler mi yiyeceğiz? Mesela geçen gün bana hatta Instagram'dan gelen bir tane soru vardı. Yulaflı bir tane yulaf topu gibi bir şey paylaştım, çok güzel tadı diye. Bana bir tane şey mesaj geldi, sen sezgisel beslenmiyordun muydun, niye sürekli cips yemiyorsun diyor. Ben böyle hayır tam olarak öyle değil aslında noktasında şey yaptım. Bunu bize bir cevaplayabilirsen çok seviniriz. Tabii ki. Çok uzun zaman bir kısıtlamadan sonra özgürlüğünü eline almış bir insan olarak o sağlıksız diye tabir edebileceğimiz yiyeceklere koşmanız ya da yüksek miktarlarda tüketmeniz normal. Ama o özgürleşmeyi yaşadıktan sonra, bu zaten yaşayacağınız ilk aşamalardan bir tanesi sezgisel beslenmeye girişte. O aşamayı yaşadıktan sonra fark edeceksiniz ki çok ağır şeyler çok büyük ihtimalle sizi iyi hissettirmeyecek. Hı hı. Ve siz onlardan sürekli yediğinizde kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz. İyi hissetmediğinizi fark ettiğiniz için zaten onları yemek istemeyeceksiniz ya da yememeyi tercih edeceksiniz. Johnson'un aç karnı cips yememeyi tercih ettiği gibi. Evet, ya biliyorum ki midemi aşırı yakacak. Cipsi çok seviyorum oradan. Cips gerçekten sevdiğim bir şey. Ama sürekli evimde olan ve tükettiğim ve böyle Allah'ım cips yemeliyim dediğim bir şey değil. Hı. Ama yediğim zaman da yine tokken veya açlıktan ölmüyorken yemeği tercih ediyorum. Çünkü çok yağlı bir şey olduğu için. Hı hı. Yani gerçekten tadı çok güzel ama çok yağlı. O yüzden midemi yakıyor. Ama midem dolu olursa midemi yakmıyor o kadar da. Hı hı. Yine rahatsızlık veriyor ama hani o dediğim gibi vücudunuzu ne kadar tanıyıp onu ne kadar tolere edebileceğinizi keşfediyorsunuz aslında. Hı hı. Yani olay biraz daha kendi içinize dönmek, biraz daha kendinizi, vücudunuzu gözlemlemek, dinlemek, duygularınızı, düşüncelerinizi. Birazcık aslında çok böyle aşırı beslenmeden öte biraz içe bir yolculuk bu. Evet. Bu sürece girmek. Hissiyatı dinlemek. Bir de şundan da bahsetmekte yarar var. Sağlık dediğimizde insanlar beslenmeye bence şu anda birazcık popüler olmasıyla da alakalı olarak gereğinden fazla önem ve dikkat veriyorlar. Yani sağlık dediğimizde yaşam tarzı, evet, sağlığımızı etkileyebilen bir şey ama evet, bu yaşam tarzında hareket de var, stres de var, sigara da var, alkol de var, uyku da var, sosyalleşmek de var, sosyal hayat da var. Yani bunlar ve evet, ne bileyim işte güneşe maruz kalmak vesaire de var. Yani birçok farklı yaşam tarzı faktörünün sonucunda aslında sağlığımız etkileniyor ya da etkilenmiyor. Ve bu yaşam tarzı puzzle'ında diye tabir edebilirim belki bu durumu. Beslenme birçok parçadan, belki 10-20 parçadan bir tanesi. Evet. Puzzle'ın hepsi değil. Bunu biraz kendimize hatırlatmaya çalışmak, beslenmeyle ilgili duyduğumuz kaygılara, endişelere de bir miktar çözüm olabilir diye düşünüyorum. Evet, bence de. Diğer gelen sorulardan bir tanesi de, duygusal yeme bozukluğu sezgisel beslenmeyle çözülebilen bir şey midir? Burada şundan bahsetmekte yarar var ki duygusal yeme bir yeme bozukluğu değil. Böyle bir tanım yok. Tanımları birbirine karıştırmayalım bence. Duygusal yeme doğuştan itibaren herkesin yaptığı bir davranış. Hı hı. Ama stresle, duygularımızla vesaire başa çıkmak için tek kullandığımız davranış olmamalı. Tek kullandığımız davranış olduğunda bu uzun vadede sağlığımızı negatif olarak etkileyebiliyor. Sezgisel beslenmenin prensiplerinden bir tanesi de duygularla yemek dışında başka yöntemlerle başa çıkmayı öğrenmek. Çünkü eğer biz bunu yapabilirsek, bu bir kabiliyet gibi düşünün. Bunu yapabilirsek eğer yemek yemeyle daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. Ama bütün duygusal yönetimimizi yemek yemek yoluyla yönetmeye çalışırsak, mesela üzgünüm, yemeğe gidiyorum. Stresliyim, yemeğe gidiyorum. Mutluyum, yemeğe gidiyorum. Kızgınım, yemeğe gidiyorum. Bu çok sağlıksız bir şey zaten. Yemek yemekle olan aramızdaki ilişkiyi negatif etkiliyor. Ama aslında duygusal yönetim anlamında yapabileceğiniz birçok şey var. Diğer videoda açıklamıştınız zaten. İşte ne bileyim, meditasyonda, hava almakta, sosyalleşmekte vesaire. Bunların hepsi insanların duygularla ya da zor durumlarla başa çıkmakta kullanabileceği yararlı şeyler. Sezgisel beslenmenin bir prensibi buna değiniyor zaten. Bu alanlarda kendinizi geliştirirseniz yemek yemek de duygularla ya da zor durumlarla başa çıkmakta kullandığınız davranışlardan biri olarak
Hani alet çantanızda bir alet oluyor ama tek alet olmuyor. Aradaki en büyük fark bu. O yüzden de duygusal yemeğe sezgisel beslenme yardımcı olabilir ama duygusal yeme bir yeme bozukluğu değildir. Bunun altını çizmekte yarar var. Evet, artık videomuzun sonuna geldik. Ceren'cim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bizi kırmayıp geldiğin için. Bu arada Ceren'i Instagram'dan da Ceren Yavuz olarak takip edebilirsiniz. Hashtag CYK sezgisel olarak da bir hashtag'i var. O hashtag'in altında da bütün sezgisel beslenmeyle ilgili bir sürü konulara değiniyor kendisi. Umuyorum ki bu iki video sizin kafanızda böyle farklı bir bakış açısı, farklı bir pencere, yeni bir ampul yakmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.